Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere Dondurmacı Amca firması için yazdığım programı kısaca tanıtmaya çalışacağım. Programın ana ekranında üretim planlama. Burada yeni bir ürün oluşturabiliyoruz. Ürünlerimizi oluşturduktan sonra ürün listemizde tüm ürettiğimiz dondurmaların markalarını buraya reçeteleri oluşturuyoruz. Bu da hani güvenlik açısından ve firmanın paylaşmak istemediği bilgilerden dolayı fazla detaya giremeyeceğim. Burada üretim planı oluşturuluyor. Üretim planını örnek olarak diyoruz ki işte biz pazar günü Aşkın Tadı isimli dondurmayı üreteceğiz. İhtiyaç duyulan malzemeler burada. Miktar olarak örneğin 6 ton üreteceksek burada kullanılacak miktarları gösteriyor. Bunu ekliyoruz, üretim planımızı oluşturuyoruz. Üretim planında her hangi hafta ne üreteceksek burada gözüküyor. Ardından kazan dairesine gelip kazan hazırlıyoruz. Örnek olarak ben şuradan şu ürünü üreteceğim. Mesela diyorum ki şu kazanı hazırla. Şurada malzeme miktarını göstere tıkladığım zaman detayını gösterecektir. Hani formül ortaya çıkmasın diye tıklamayacağım. Burada kazanı kim pişirmiş, kim onaylamış, bunu işaretleyip kaydete basıyoruz. Ardından bu pişirdiğimiz miksi burada görülen kazanlara aktarıyoruz. Mesela 3400 kilogram üretmişiz, pişirmişiz. Bunun 3000 kilosunu şu kazana aktarıyorum ya da 2 tonunu 2000 kilogram. Buradan ekleye tıklıyorum. Hemen şu kazana aktardım. Sonra kalan 1400 kilogramını da şu kazana aktarayım. 1400 kilogramı da buraya aktardım ve ekledim. Sonra şu 2000 kilogram ile şu 1400 kilogramın olduğu iki kazanı seçip üretim onayına gönder diyorum. Ve üretime gönderdim. Buradan üretime sevk et diye tıklayarak üretime gönderdim. Şimdi üretim ekranındaki arkadaşın ekranında otomatikmen şu ürün üretim emri düşüyor. Üretim emrini görüyor. Kaç kilo üreteceğini. Bakın 2000 kilogram burada, 1400 kilogram burada. İhtiyaç duyulan işte çubuktur, ambalaj, koli miktarlarını da burada gösteriyor. Makine kontrolünü yaptığını belirtiyor. Ambalaj kontrolü yapıldı. Üretim sorumlusunu seçiyor ve üretime başlaya tıklıyor. Üretim başlıyor bu arada. Soğuk hava deposuna girişindeki bilgisayar, ona tabii üretim otomatik makinelerde yapılıyor. Bunlar kolilere konuluyor. Koliler palet haline getiriliyor ve palet soğuk hava deposu girişine gelince buradaki soğuk hava deposundaki arkadaş soğuk hava deposu girişine buradaki aşkın tadını hemen soğuk hava depo girişine tıklayarak toplam koli içi adetin 220 adet olduğunu tüm bilgileri burada zaten kayıtlı kaydete basarak depoya alıyor. Sonra depo çıkış giriş kaydedildi. Barkod basıyor yazıcıdan. Şu şekilde bir barkod yazdıra tıklayarak yazıcıdan çıkarıyor. Ben örnek olarak hemen bunu masa üstüne barkod diye kaydettim. Sonra bir palet daha geldiği zaman onu da kaydediyor. Ben şimdi yazdırmayacağım. Şu şekilde sadece gelenleri kaydediyor ve gördüğünüz gibi benzersiz barkodlar oluşturarak depoya alıyor. Şu anda ben üretim ekrana tekrar geri gittiğimde, üretim emirleri ekrana geldiğimde şuradaki aşkın tadından şu anda üretilen 1584 kilogram ve 1816 kilogram kaldığını burada ana ekrandaki bu üretim ekrandaki arkadaş bunu görebiliyor. Soğuk hava deposundaki arkadaş sadece gelen paletleri depoya kaydediyor. Yani barkodları basarak üzerine paletin üzerine barkodu fişi yapıştırıp depoya gönderiyor. Ondan sonra ta ki üretim bir ona mal gelmeyinceye kadar şu şekilde aktarıyorum. Tabii fiş basmıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda üretilen toplam 129 koli gelmiş olması lazım son palet olduğu için. Burada 129 palet geldiğini yazıyor ve üretim tamamlandı. Gördüğünüz gibi artık üretim bitmiştir. Tabii burada üretim bittiği için bu üretimi devam eden emirdeki bu arkadaş bunun bittiğini görerek üretimi tamamla diyerek bu üretimi tamamlıyor. Şimdi soğuk hava deposunun girişine geldiğimiz zaman az önce en sondaki aşkın tadı bu alfabetik sıraya göre geldiği için
Az önce ürettiğimiz aşkın tadı burada tarih 6. ay 25'i buraya gelmiş gördüğünüz gibi. Buradaki bir barkodu kopyalayarak burada raporlardan palet takibine geldiğimde bu barkodu buraya yapıştırdığımda bunun hangi emir no'yla üretildiğini, hangi gün üretildiğini, toplam kaç koli üretildiğini bu palette, hangi kazanlarda piştiğini, sevk olmuş olsaydı mesela sevk bilgilerini detaylı görebileceğiz, biliyoruz bu durumda. Burada tabi bayilerden işte sipariş alabiliyoruz. Mesela sipariş girişine geliyorum. Ben buradan Adana Cengiz bayisinden aşkın tadı siparişi alayım. Örneğin kaç palet sipariş alıyorum? 5 palet aşkın tadı siparişi alıyorum. Kaydete bastım. Şimdi gelip burada sevk ettiğim zaman bu paleti hemen buradan tekrar bayimi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi aşkın tadı sipariş 5 adet palet siparişi var. Az önceki palet okutup yükle diyerek yükleyebiliyorum. Tüm paletleri üzerindeki barkodları okutarak buraya yükleyebiliyoruz. Sonra aracımızı seçiyoruz. Sürücümüzün adını seçiyoruz. Yüklemeyi kim yapmış? Ondan sonra kim kontrol etmiş? Bunu seçtikten sonra kaydete basıyoruz. Ve irsalen o girin diye uyarı veriyor. Kaydete basarak sevkimi gerçekleştirdim. Soğuk hava deposuna gelip çıkışa baktığım zaman burada gördüğünüz gibi buradaki paletimin çıkış yapıldığını görüyorum. Depoya girenler arasında ise depo girişe geldiğimde az önceki paletin burada kırmızı şekilde boyandığını ve bunun çıktığını görebiliyorum arkadaşlar. Eski ürünler varsa programdan önceki eski ürünler de şuradaki ürün eski ürün aktara tıklayarak Excel dosyasını okutarak geç program canlı güncel yani programı baş kullanmadan önceki depolarındaki mevcut tüm ürünleri de bu şekilde depoya aktarabiliyorlar. Depo durumuna geldiğimde de işte ürünlerini görüyorlar. Koli içinde kaç adet koli olduğunu, kaç palet olduğunu, kaç adet çıktığını, bakın şurada bir aşkın tadından bir adet çıkmış. 240 palet daha içeride soğuk hava deposunda var görünüyor. Burada ambalaj siparişi verilebiliyor, koli takibi yapılabiliyor. Bayağı bir detay var arkadaşlar programda. Şimdilik tanıtım olarak bu kadar yeterli. Başka bir tanıtımda görüşmek dileğiyle. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bst.kanali@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Başka bir tanıtımda görüşmek dileğiyle.